Merhaba, Mehmet Ceylan benim ismim. Playmobil City'den geldik. Merhaba, hoş geldiniz. Durun bir bekleyin bir. Wow, Betül Mermek göndermiş havuzu. Evet, wow, fotoğraf çeksene. Evet, evet, hadi gel. Betül, Merve, Arda bir bekleyin bakalım. O anne! Ceylan Hanım, kafanıza takmanıza gerekmiyor. Bizim havuz bekçilerimiz de var yani, havuz görevlisi. Hiçbir şey olmaz, söz veriyorum size. Durun bir bekleyin bir. Bir bakıyorum. Aa, burada buldum. Evet, Ceylan ailesi 5 kişi ve bir çocuk ya, bebek yatağı. Evet evet, Merve için. Evet, ilk etaja. Evet, burada asansörü alabilirsiniz hemen. Buyurun, anahtarlarınız. Şey, ama bir odamız var aslında. Ama niye iki tane anahtar verdiniz ki? Ah, kusurunuza bakmayın. O yüzden de bir odadan iki oda yaptık. Ne? Wow, ne kadar da güzel. Evet, güzel bir haber değil mi Ayşe? Evet evet, acayip çok güzel bir haber Mehmet. Yani çocuklar da çok sevinecek. Wow, ne kadar da güzel bir havuz. Bizim orada hiç yok değil mi Playmobil City'de böyle bir havuz? Evet, hiç görmedim Arda böyle bir. Wow, evet çok güzel. Aslında hemen burada yüzebiliriz aslında. Ben zaten bildiğiniz göre şortum hemen hazır. Ama ben giymedim benim mayomu. Evet, ben de giymedim. Tamam, haklısınız. Aa, doğru, ben de şortumu giymedim şimdi. Doğru. Evet çocuklar, hadi gelin bakalım, odamıza gidiyoruz. Sürprizimiz var size. Wow, ne sürprizi? Evet çocuklar, hazır mısınız? Evet. Bu kapının arkasından tatilimiz başlayacak. Ve girin bakalım. Wow, ne kadar büyük bir oda. Wow, ne kadar da büyük. Yatağımı da görüyorum, ben de. Ben burada yatacağım. Ne kadar da güzel. Evet, bu da benim yatağım. Ama ben ne yapayım ki onu bebek yatağın içinde? Daha büyüdüm ben. Ha, baksana Ayşe, biz de burada yatacağız. He? Benim yatağım nerede? Öbür tarafta mı acaba? He? Burada da yok. Burada da bir yatak yok. Anne baba, ben nerede yatacağım? Oh, onu anlamıyorum ya. Benim yatağım nerede? Arda, bir yatak az verdiler herhalde bize. Ama herhalde Arda bizim yatağımda da yatabilir. Evet, iyi bir fikir değil aslında Arda bizim yatağımda yatsa. Merve'ye sorsak daha iyi. Yani belki değişebilirler yani. O zaman Arda da Merve'nin yatağında yatar. Merve, bir şey yapacaktık. Sen bizim yatağımıza yatacaksın, tamam mı? Arda sen de Merve'nin yatağında yatabilir. Oh hayır! Bebek yatağının içinde ne yapayım? Bebek miyim ben? Büyüdüm ben. Bebek değilim ki. Of, ben orada yatmam. Evet, gerçekten biraz büyük ya Arda bebek yatağı için. Yani benim yatağım çok rahat yani. Ben bu yatağı kimseyi vermem. Kusura bakma Arda, buraya da sığmıyorum. Ben istemiyorum ki senin yatağı. Merhaba. Hayırdır, problem mi var? Evet, küçük bir problemimiz var. Hallolur hemen. Ve 5 kişiyiz. Bir yatak eksik yani Arda için. Bir yatak mı eksik? Durun bir bakalım. Sistemi aslında olmaması lazım. Evet, haklısınız yani. Yani 4 kişilik oda vermişim size. Bir bebek yatak, bir normal yatak ve bir çocuk, bir de sizin için. Kusurunuza bakmayın yani, daha bugün bir yatak daha ayarlayamam. Kusurunuza bakmayın. Oo, şimdi Arda'yı nasıl diyeceğim ya, yarına kadar beklemesi lazım çünkü. Ve yatağı getirecekler mi? Arda kusura bakma ama bugün daha bir şey yapamayacaklar. Yani yarın yeni bir yatak odaya getirebilirler. Ya of ya, ben sizinle yatmak istemiyorum ama. Ama orada o kadar kötü değil ki Arda. Yatarsın işte bizimle. Ya of anne, ben büyüdüm ama ben sizinle yatmak istemiyorum ama. Ah neyse, bir şekilde yapacağız Mehmet. Evet haklısın, bir şekilde yapacağız, umarım daha kötü bir şey olmaz. Tatilimizden başlayalım da, önemlisi olan o. Bu da ne? Anne baba, bu da ne, bakar mısınız? Ben burada banyo falan etmem. Bu ne? Bah, iğrenç. Oh, küflenmiş orası ya. Ben buradan duş falan yapmam, ne kadar da iğrenç. Bunlar da ne? Evet Mehmet, aşağı inecek mi, bir ayarlayacağım mı? Çünkü bu ne, küflenmiş resmen bizim banyo odamız. Of ya, önce bir uçak, şimdi de oda. Uf. Evet anne, ben ne küflenmiş şeyinle duş etmek istemiyorum. Ah yine, hayırdır, ne oldu şimdi?
Evet, çok güzel. Evet, yatağı anladık da ama resmen banyo odamızda bir hani küflenmiş yani, kusurunuza bakmayın da. Ne? Küflenmiş mi? Hayır, inanıyorum da size ama yani 20 seneden beri hiç böyle bir küflenmiş bir oda görmedik yani. Hemen geliyorum sizden. Merhaba. Merhaba Celle'nin annesi. Evet, bakarsanız işte banyo odasında görüyorsunuz yani. Duvarda küflemiş. Oo, burada da ne olmuş? Kusurunuza bakmayın. Tekrardan kusura bakmayın. Tabii ki de yani küflemiş bir odayı hani bir çözüm bulacağım. Bekleyin bir. Teşekkür ederiz. Ya of ya. Şimdi eve mi gitmemiz lazım? Evet, bitti mi tatilimiz? Hayır çocuklar, bir sakin olur musunuz lütfen? Halledeceğiz şimdi. Tabii ki de tatilimiz bitmedi yani. Başka bir oda falan verirler falan. Ama her şey dolmuş ama bütün odalar dolu yani. Nasıl bir başka bir oda verecekler? İyi, o zaman bu resmen küflemiş bir odada kalmamız lazım. Evet, ben de bir yatak istiyorum. Evet, hallettim yani. Kusurunuza bakmayın tekrardan Ceylan ailesi. Yani ilk önce bir yatak eksik. Şimdi bir küflenmiş bir oda. Kusurunuza bakmayın. Ama bir yazlık verebiliriz size isterseniz. Yani yakında bir yerde oraya da süreceğiz şimdi size. Tabii ki de hani para falan da vermenize gerekmiyor. Ne? Yazlık mı? Wow! Ama durun bir, durun bir. Ama şimdi orada havuzumuz da var mı? Maalesef orada havuz yok. Tabii ki de bu otelle gelip de havuzumuzu kullanabilirsiniz tabii ki de. Yani para falan da vermenize gerekmiyor yani. Sahiliniz de var orada yazlıkta da. Evet, biz hazırız. Gidebilir miyiz oraya? Birazdan sizi almaya gelecek sürücümüz. Çocuklar bir sakin olun. Tamam, bekleyeceğiz şimdi burada. Birazdan gideceğiz oraya. Gerçekten kusurunuza bakmayın Mehmet Bey. Gerçekten kusurunuza bakmayın. Tamam, problem yok yani, sizin suçunuz da yok yani, sonuçta normal yani. Ama bir çözüm buldunuzsa o bize yeter yani. Yani resmen bir yazlık verdiniz bize yani. Evet, kusurunuza bakmayın tekrardan. Evet, çok güzel bir tatil olacak.